Web eğitim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün altyazı konusunu işleyeceğiz. Otomatik altyazı nasıl eklenir? Bununla alakalı daha önceden çekmiş olduğumuz bir video bulunuyordu. Şimdi sizlere daha yeni versiyonu, daha kolay versiyonunu bulmaya çalıştık. Bu konuda Ozan Sihay adlı YouTube kanalı bizim kendi web eğitim kanalımızı önermiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de kendisinin kanal linkini açıklama kısmına bırakacağız. Oldukça güzel videoları olan bir abimiz diyelim. Yaşı benden büyük olabilir. Kanalına abone olup videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca tekrardan teşekkür ederiz. Altyazının önemine gelirsek, altyazı eklemeniz size farklı ülkelerden izlenme, abone ve kazanç kapınızı, yani kazanç miktarınızı, çıkan reklamlar yabancı dilde olacağı için daha fazla kazanmanızı sağlar. Her açıdan önemlidir. Videolarınıza anahtar kelime görev gördüğü için aynı içeriği üreten diğer kanallara nazaran videonuzda altyazı olması sizin sıralamanızı da yükseltecektir. Yani oldukça önemli bir konu. Şimdi arkadaşlar, her şeyden öte şu uyarı yapmak durumundayım. Eğer bu videoyu atlayarak izlerseniz hatalarla karşılaşırsınız. O yüzden lütfen atlamayın ve hız kesmeden geçelim ne yapacağız. Öncelikle kullanmamız gereken web sitesi hepsini sırasıyla açıklama kısmında bırakacağım sizlere. 1, 2, 3, 4 tane bize online tabanlı bir sistem gerekiyor. Ses dönüştürücü. Daha sonra konuşmayı metne dönüştürmek için Microsoft servisini kullanacağız. Daha sonra metne dönüştürülen sesimizi, yani metni düzenlemek için Google dokümanları kullanacağız ve daha sonra ise son kısımda bu çevirimizi yabancı dile nasıl çeviririz? Evet, yine tekrarlayacağım. Ozan abimiz bu video yapmıştı ancak sistem güncellendi. Bu güncel versiyonu. Şimdi arkadaşlar, her şeyden öte şöyle bir şey söyleyeyim. Videonuzu YouTube üzerinden indirmenizi tavsiye ediyorum. Neden? Şimdi bu işlemi yapabilmek için videonuzun elinizde olması gerekiyor. Ancak siz diyelim ki kayıt aldığınız bir videoyu, ben şimdilik şu videoyu örnek vereceğim. Bu videoya baktığımızda normal ham boyutu 359 MB olduğunu göreceksiniz. Ama siz bu videoyu indirirseniz aynen şuradaki gibi tıklıyorum üzerine. Ben bu videoyu indirmek istiyorum. Şuradaki 3 noktaya tıklayıp indir dediğimde bekliyorum. Gördüğünüz gibi 57 MB'a düştü. 57 MB nere? 357 MB nere? Şimdi videomuz indi gördüğünüz gibi. Peki ne yapacağım? Hemen bu web sitesine geliyorum. Tıklıyorum dosyaları seçten. Geldim. Ana sayfama indi gördüğünüz gibi. Videomu seçiyorum. Aç diyorum. Ve buranın dolmasını bekliyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Buradaki iptal yazısı kaybolana kadar bu web sitesi güzel çalışıyor. Ancak bir tık yavaş. Yani bazen videonuzun uzunluğuna ve megabaytının büyüklüğüne göre biraz zaman alabilir. Sıkılmayın. Kendinize bir çay kahve yapın o arada. Zaten videonuzu çekmişsiniz. Bu iptal yazısı geçene kadar bekliyorum. Gözünüz saatte olabilir. Şu an 14.06. Bakalım ne kadar sürede çevirecek. Evet, gördüğünüz gibi yaklaşık 2 dakika sürdü çevirmesi. Siz de bir tık uzun sürebilir. Yani internet hızınız ve boyutuyla alakalı bu. Şimdi daha sonra hemen şuradaki WAV uzantısına tıklıyorum. Daha sonra hiçbir şey ellemeden sayfayı aşağı indirip dönüştür butonuna tıklıyorum. Burayında dolmasını bekledikten sonra hemen indir yazısı çıkıyor. Bu indir yazısına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 113 MB büyüklüğünde bir WAV dosyası iniyor şu an. İnmesini bekliyorum. Evet, indirdikten sonra bu sefer sıradakine geçiyorum. Kafanız karışmasın diye böyle sıra şeklinde dizdim burayı. Yine tekrar ediyorum. Açıklama kısmına hepsini sırasıyla bırakacağım arkadaşlar. Daha sonra bu linke ulaştıktan sonra şöyle geldiniz de aşağıya doğru indiğinizde bakın burada dilin Türkçe seçili olması gerekiyor. Daha sonra dosyayı karşıya yükle. Bu butona basıyorum. Daha sonra indirmiş olduğum WAV uzantısı. Bakın şurada gözüküyor zaten. WAV uzantısı olan ikinci indirmiş olduğum dosyayı tıklıyorum ve seç diyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi hata oluştu diyor. Ben bu sayfayı tekrar yenileyeceğim. Sizde de böyle bir şeyler olabilir. Bilerek kesmiyorum buraları arkadaşlar. Benim başıma ne geliyorsa sizin başınıza da gelebilir. Hemen tekrar deniyorum. Tekrar seçtim. Bekliyorum. Evet. Şu an gördüğünüz gibi benim konuşmalarımı metne dönüştürüyor. Oldukça hızlı çeviriyor. Şimdi bu video 10 dakika uzunluğunda. Ben biraz bekleyeceğim. Tamamının olmasını beklemeyeceğim. Çünkü çok uzun sürebilir. Evet. Bekliyorum. Biraz şuraya kadar dolmasını bekleyeceğim ve siz de ne kadar hızlı çevirdiğini görebilirsiniz metine. Evet, şimdi siz tabii ki bitmesini bekleyeceksiniz. Bu sizin, yine söylüyorum, videonuzun uzunluğuna göre değişecektir. Lütfen sıkılmayın çünkü
Sistem otomatik çalışıyor. Bununla alakalı daha hala geliştirmeler devam ediyor. Yani teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde hala bu tarz sorunların olması bizim de canımızı sıkıyor. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Karşı yüklemeyi durdur dediğiniz zaman durmuyor aslında. Devam edecektir. O yüzden ben hızlı bir şekilde Ctrl+C yani kopyalamaya çalışacağım. Sanırım kopyalayabildim. Diyelim ki bitti. Sizde bitti arkadaşlar. Metin bitti. Çevirmeye devam etsin bu. Daha sonra ne yapıyorum? Dokümanlara geliyorum. Google dokümanlara verdiğim linkten ulaşmanız için Gmail'inizin açık olması gerekiyor. Çünkü Google'a bağlı bir servis. Onu söyleyeyim. Hemen şuradan boş yazan dokümana tıklıyorum. Daha sonra açılan sayfaya daha demin kopyalamış olduğum metni Ctrl+V şeklinde yapıyorum. Evet, herkese aynı sıkıntı çıkıyor. Türkçenin burada sıkıntısı şudur. Bir kelimesini gördüğünüz gibi ne yapıyor? Rakam olarak çeviriyor. Ben bunun olmasını istemiyorum. Hemen ne yapacağız? Şurada düzenle diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorum. Bul ve değiştir. İstediğiniz kelimeyi buradan mesela bir şu şekilde yazsın diyorum. Değiştir diyorum. Daha sonra tümünü değiştir diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayboldu seçenekler ve şuradaki çarpı yani kapat butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir yazan yerler ne oldu? Yazı şekline dönüştü. Tabii ki buranın bir artısı daha var. Nedir? Siz burayı hızlıca okuyup ne yapabilirsiniz? Hataları düzeltebilirsiniz hızlı bir şekilde. Bu biraz hani ne kadar konuştuğunuz ile alakalı, videonun uzunluğu ile alakalı. Şöyle bir şey var. Buranın net olmasını istiyorsanız arkadaşlar diksiyonunuzun ve mikrofonunuzun iyi olması gerekiyor. Yani sesiniz net çıkacak ki sistem otomatikman ne yapsın? Sizin sesinizi algılasın ve iyi çevirsin. Mesela şurada hatalar var. Ben görüyorum ama bunları videoda ne söylediğimi şu an bilmediğim için, eski video olduğu için videonun üzerinde düzenleyeceğim. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Bura bu şekilde duruyor. Bekliyorum. Geldim şimdi. Şimdi değişen kısım şu. Önceden altyazıya tıkladığınız zaman ne yapıyordu? Ekle butonuna basıyorduk. Şimdi böyle yapmayacağız. Bu sistemi aynı benim yaptığım gibi yapın. Sadece yerlerinde değişiklikler oldu diğer arkadaşların videolarına nazaran. Diğer seçeneklere geliyorsunuz. İstediğiniz çevireceğiniz videodan diğer seçeneklere gelin. Şimdi burada ne oldu? Video dilimiz Türkçe olduğu için sıkıntı çıkacak. Hiç sizin beyninizi bulandırmayacağım. Burayı hemen İngilizceye tıklıyorsunuz. İngilizce seçiyorsunuz. Normal İngilizce, sade olanı. Daha sonra arkadaşlar kaydediyorsunuz. Kaydet dedikten sonra altyazı yükle diyor bakın. Buraya tıklıyorum. Şurada zamanlama ile zamanlama olmadan. Şimdi bizde ne var? Düz metin var. O yüzden zamanlama olmadan bunu seçiyorum. Devam diyorum. Şimdi ne yapacağım? Benden metin istedi, değil mi? Ben de metin olmadığı için dokümana geleceğim. Şöyle bir iptal edeyim. Dokümana geleceğim. Ne yapacağım? Dosyaya tıklayacağım. İndir. Şimdi buradan arkadaşlar benim size tavsiyem düz metin olarak indirin. Şu şekilde indiriyorum. Gördüğünüz gibi adsız doküman ismini de indirdim. Tekrar geldim. Altyazı yükle dedim. Zamanlama olmadan devam. Adsız doküman aç dedim. Şimdi gördüğünüz gibi İngilizce diline çevirdiniz diyor. Kaydet diyorum. Kaydet dedikten sonra işleniyor. Bu işlem birkaç saat sürebilir dediğine bakmayın. Ortalama video uzunluğunuza göre bu değişecektir. Peki nereden kontrol edeceğim? Hemen şuradan altyazılara geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi zamanlamalar oluşturuluyor diye bir bölüm çıkıyor. Burayı arkadaşlar 2-3 dakikaya bir sık sık yenilemenize gerek yok. Ne yapıyoruz? Sayfayı yeniliyoruz ve bitmesini bekliyorum. Yine aynı şekilde şuradaki saate bakabilirsiniz ne kadar sürecek. Hep birlikte bakalım. Evet, yaklaşık 2-3 dakika içerisinde ne oldu? Yayınlandı yazdı. Tabii ki ben bu arada sayfamı sürekli yeniledim arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağım? Düzenle diyorum buradan. Tamamen ben ne yapıyorsam size söylediğim gibi aynısını yapıyorsunuz. Şimdi ben ne yaptım? Gördüğünüz gibi İngilizce seçip Türkçe yükledim. Bu bir tabii ki orijinal yapılması gereken işlem değil. Peki ne yapacağım? Şuradaki 3 noktaya tıklayacağım. Altyazıları indir diyorum. Altyazıları şu an ne oldu? Türkçe olarak zaman damgalarıyla birlikte indirdim bu sefer. Peki ben bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Hemen şuradan kapatıyorum. Düzenli seçeneğin yanındaki 3 noktaya tıklıyorum arkadaşlar. Ve ben buradaki altyazıyı sil diyorum. Altyazıyı sil diyorum. Evet, şimdi ne yapmış oldum? Metnimdeki zaman damgalarını otomatik YouTube'a yaptırmış oldum. Peki şimdi ne yapacağım? Tekrar ayrıntılara geldim. Diğer seçeneklere tıkladım. Ne yapmıştık? İngilizce. Yine burayı ne yapıyoruz? Türkçe. Yani orijinal dilimize seçiyoruz. Tekrar. Hemen şöyle buluyorum. Türkçe dedikten sonra kaydet dedim.
Kaydet dedikten sonra altyazı yükle diyor bakın. Buraya tıklıyorum. Bu sefer ne oldu? Şimdi zaten Türkçe'de zamanlama olmadan seçeneği aktif olmadığı için biz diğer işlemi yapmıştık. Ama artık ne yaptık? Zamanlama dosyasını indirdik. Hemen devam diyorum. Ne yapıyorum? İndirmiş olduğum dosyayı şuradaki seçiyorum. Aç diyorum ve kaydet diyorum. Kaydet dedikten sonra bakın şimdi video dilim Türkçe oldu. Türkçe diline çevirdim. Peki nereden kontrol ediyorum? Yine aynı şekilde altyazılara gidin diyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir düzenleye basıyorum ve kontrol ediyorum. Evet İbrahim abi. Tekrar merhaba. Şimdi mesela birkaç böyle ufak tefek hatalar olabilir. Zaman kaymaları olabilir. Onu da hemen göstereyim nasıl düzenleyeceğinizi. Mesela ben burada ne diyorum? Evet İbrahim abi. Evet İbrahim abi tekrar merhaba diyorum. İbrahim abinin yazmış. Hemen şu şekilde ufak bir şekilde düzenliyorum. Veya zaman kaymaları çok olacağını sanmıyorum ama siz böyle tekrar kontrol edin. Merhaba. Öncelikle şunu söyleyeyim abi. Şimdi ben kelimeye konuşmaya şuradan başlıyorum mesela. Hemen ne yapıyorum? Bakın artık bu şekilde düzenleniyor. Şöyle alıyorum. Abi kanalına arada sırada göz atıyorum. Ve gerçekten kurallara aykırı ama bir o kadar da izlenen bir kanal olduğunu zaten konuşmuştuk. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı olursa buradan hallediyorsunuz ve yayınlaya tıklıyorsunuz. Hepsi bu kadar. Peki soru şu. Bunu da diğer abimizde olduğu gibi ben de göstermek istiyorum. Kullanmak isteyenler olabilir. Bu videoda tamamlanmış olsun. Peki ben bu metni İngilizce, Arapça, Rusça istediğim dile çevirebilir miyim? Evet, bunun için yapman gereken bir şey var. Tekrar şimdi burada altyazıyla indir diyorsa dersek ne yapıyordu? Otomatikman SBV dosyası indiriyordu. Ben SBV dosyası indirmek istemiyorum. Burayı kapattım. Hemen şöyle yayınla diyeyim tekrar. Yayınlansın. Kapattım. Bu sefer buradaki 3 noktadan arkadaşlar indirin yanında bir ok var. Buraya tıklıyorum. Bu sefer SRT dosyası. SBV değil SRT. Bunu indiriyorum. Gördüğünüz gibi SRT uzantısını indirdim. Sıradakine geçiyorum. Bu siteye geldiğinizde yine ücretsiz gördüğünüz gibi. Şuradaki yükleme butonuna tıklıyorum. SRT dosyası gördüğünüz gibi seçtim. Okey. Next diyorum. Next dedikten sonra eğer bir doğrulama kodu isterse kabul etmeyecek. Etti vallahi. Tamam. Şimdi ne oldu? Benden bir dil seçmemi istedi. Hangi dile çevirmek istiyorsan artık çevirebilirsin. Ben burada örnek veriyorum. Rusça çevirmek istiyorum. Hemen geldim. Nereye gitti? Rusça. Evet gördüğünüz gibi. Translate dedim. Şimdi gördüğün gibi devam etmek için diyor devama bas. Yoksa çıkışa bas diyor. Devam diyorum. Daha sonra ne yaptı? Gördüğünüz gibi çevirdi. Şimdi burada gördüğünüz gibi hemen şuradan bu seçeneği seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani altyazıyı seçin diyor. Buradan seçiyorum. Gördüğünüz gibi Rusça bir şekilde çevirdi. Tabii ki hatalar olabilir çünkü Google çeviri kullanıyor her zamanki gibi. Daha sonra yine aynı şekilde next diyorum. Ve indir diyorum. İndir dedikten sonra şöyle bir uyarı verecek. Arkadaşlar bağışta bulunmak ister misin diyor. Şuradaki kırmızı hayır teşekkür ederim. Buraya tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bir RAR dosyasında yani zip dosyasında indi. Hemen masa üstüne geldim. Açtım burayı. Hemen şöyle tuttum. Hedefteki dosyayla değiştir. Değiştirin. Kapattım bunu. Şimdi bu değişmiş oldu. Tekrar geldim ben. Ne yapacağım? Videoma geldim. Dil ekle dedim bu sefer. Şimdi burada bir şey yapmanız gerekiyor. Biz hangi çeviriyi kullandık? Rusça değil mi? Tamam. Şimdi ben Rusça'ya dil altyazısı ekleyeceğim. Ama her şeyden önce arkadaşlar başlık ve açıklamanın çevirisini yapmadan altyazı eklemeyin. Çünkü şimdi örnek veriyorum. Rusça altyazısı tamam ama başlık ve açıklama çeviremedikten sonra zaten videonun bulunurluğu düşecektir. Bu ufak bir detaydır ama önemlidir. Önce buraya tıklıyorum. Hemen şöyle çift tıklıyorsunuz. Çok basit bir şekilde ne yapıyorum? Google'un kendi hizmetine geliyorum çevirisine. Ne yapacağım? Ben Rusça'ya çevirmek istiyorum. Çevirdim. Rusça seçtim. Şuradan kopyaladım. Tekrar geldim. Başlığımı yapıştırdım. Yine aynı şekilde. Ctrl+A, Ctrl+C. Yani hepsini seçip kopyaladım. Daha sonra yine aynı şekilde geldim. Yapıştır. Şurayı bir kapat. Daha sonra geldim. Burayı da yani açıklamamı da kopyaladım. Ve yapıştırdım buraya. Gördüğünüz gibi başlık ve açıklamamı da Rusça'ya çevirdikten sonra ne yapacağım şimdi? Altyazıya geleceğim. Düzenle. Şimdi gördüğünüz gibi burada yine Türkçe çıkıyor değil mi? Kapattım ben. Şimdi tekrar geldim. Bakın ekle. Ekle seçeneğini görüyorsunuz yani burada. Ekle'ye tıkladım. Ne diyor?
Dosya yükle, manuel, otomatik çevir. Biz dosya yükle diyeceğiz. Dosya yükle, zamanlama ile devam. Zaten çevirmiştik biz SRT dosyamızı. Aç dedim. Gördüğünüz gibi Rusça otomatik cuk diye oturdu. Şöyle bir kontrol. Evet İbrahim abi. Gördüğünüz gibi altyazı bu şekilde çıkıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim abi. Okey, yayınla dedim. Peki, bir de son olarak kontrol edelim arkadaşlar. Silmek isterseniz şuradaki düzenlenin yanındaki 3 noktaya tıklayıp sile tıklarsanız silebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Hemen videoma geldim. Bir kontrol edelim. Evet İbrahim abi. Gördüğünüz tekrar gibi merhaba. Şu şekilde altyazım çıkıyor Türkçe. Peki insanlar nereden görecek? Öncelikle şunu... Şu işaret varsa altyazı vardır. Şuradaki çark simgesine tıklayıp altyazılarda gördüğünüz gibi 2 yazıyor. Yani 2 tane çeviri var diyor. Tıkladı Rusça ve Türkçe çıkıyor. Ama isterse bir kişi otomatik çeviri sadece bilgisayar üzerinden de istediği dile çevirebilir. Örnek veriyorum Fransızca da yapabilir ama siz yok ben kendim eklemek istiyorum derseniz de dediğim uygulamayı kullanabilirsiniz bu şekilde. Dediğim gibi bu gerekli olan programların hepsini gösterdiğim şekilde kullanabilirsiniz. Hepsini ne yapacağım? Açıklamaya ekleyeceğim. Umarım işinize yarar. Tekrar Ozan Sihay abimize teşekkür ederim. Güncellenen sistemle bu şekilde yapılıyor. Bana çok soru gelmişti. Güncel versiyonu çekebilir misin diye. Ben de elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Şimdilik Web Eğitim kanalından bu kadar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.